için Fatma Girik ismi çok önemli. Birlikte çalıştık. Ben ilçe başkanıydım, o da belediye başkanımızdı. Öyleyse Fatma Girik'in bir yakınının evliliği de beni Fatma Hanım'ın nikahını kıymış gibi heyecanlandırdı. Kendisinin de burada olmayışı aynı zamanda aileden biri olarak kendimi gördüğüm için bugün keyifli bir nikah kıydık. Çiftlere de başarılar, mutluluklar ve her şeyi gönlünce olmasını diliyorum. Valla kendi çocuğumun nikahını kıyar gibiyim. O yüzden çok yani keşke Fatma Hanım da sağlıklı olup burada aramızda olsaydı. Daha keyifli bir onun da görmesini isterdim. Ama o işte benim yerime Hülya Koçit gelecek dedi. O yüzden ben aileden gerçekten Girik ailesi benim için de kıymetli bir aile. Umarım gençlerimiz de çok mutlu olur. İkisi de çok tatlı çocuklar. Her şeyi gönüllerince olsun, mutlu olsunlar. Bizim için onların mutluluğu çok daha önemli. Peki Hülya Hanım dediniz. Hülya Hanım'ın çok önceden vermiş olduğu bir demeç vardı. İşte kadın ve verdiği demeçlerden ötürü sosyal medyada bayağı tepki toplamıştı. Kadınlarla alakalı verdiği bir demeç. Ya işte kadınlarımız şu an çok memnun, çok refah seviyesi yüksek. Bu konu hakkında siz bir şey söylemek ister misiniz? Sadece gülerim. Yani keşke Hülya Hanım dediği gibi olsa. Keşke kadınlarımız hepsinin yüzü gülse. Bu kadar kadın cinayetinin olduğu, açlık ve yoksulluk sınırının had safhada olduğu bir ülkede kadınlar mutlu demek kendi tercihi, benim tercihim. Yani benim gözlemim o değil. Kadınlarımız mutsuz, çocuklarımız işsiz ve bugün ülkemizde gerçekten sıkıntılı günler yaşıyor. Ama bir arada durup ve bunu çok erken bir şekilde ortadan kaldırmamız gerekir.